Efendim Recep Konuk Pankobilik Genel Başkanı biliyorsunuz görev bırakacağını açıkladı. Özellikle olağan kongrede. Yani konuyla ilgili mesajlar da geldi. Özellikle halktan bir şekilde tepki var. Yani görevi bırakmamasına ilişkin. Veya hani seçim olursa da tekrar görevinin başında bulunmasına ilişkin. Hani biraz siyasallaştırmadan olayın detaylarına inecek olursak, geçmiş zaman içerisinde söylediğimiz gibi Çumra'ya, Konya'ya ve hatta İç Anadolu'ya, diyelim Türkiye'ye büyük hizmetleri olan bir isim. İşin siyasi tarafını bırakalım, kişisel tarafından bakalım. Dedik ki öncesinden Çumra halkı, Konya halkı bu şekilde ekmeğini yedi. Özellikle şeker fabrikalarının. Torku'nun artık çıkardığı ürünler veya ürettiği ürünler diyelim, saymakla bitiremeyiz bunları. Bir şekilde üzüldük, üzüntümüzü dile getirdik. Konuyla ilişkin gerek sosyal medyadan ve özellikle Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'dan görevi bırakmamasına ilişkin mesajlar geldi. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Konya Büyükşehir Stadyumunda görevi bırakacağını açıkladı. Yapılan açıklamada Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 69. seçimli olağan genel kurulunun 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Konya Büyükşehir Stadyumunda yapıyoruz dedi. Konuk, bu genel kurulda kurum olarak tazeleneceğiz. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yapmanın iç huzuruyla 22 yıllık nöbet görevimizi tamamlayacağız. Emaneti taşımaya talip olan ve ortaklarımızın teveccüh göstereceği arkadaşlarımıza nöbeti devredeceğiz. Bu nöbet değişiminden sonra da Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin ve Konya Şeker'in duruşu değişmeyecek, değişmemeli. Bu kurumda göreve talip olan ya da olacak her arkadaşım zaten biliyordur. Ve benim de tavsiyem odur ki bu kurumda emaneti taşıyanın hasmı kişiler değil, yokluktur, yoksulluktur ve üreticinin işini zorlaştıran her şeydir dedi. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da konuyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 22 yıldır Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Şeker Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Panko Birlik Genel Başkanı olarak ilçemize, ilimize ve ülkemize yapmış olduğu büyük hizmetlerden dolayı Sayın Recep Konuk Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çumralılar olarak bu hizmetlerin artarak devam edebilmesi için kendisinin göreve devam etmesi düşüncemizi ve Sayın Recep Konuk Başkanımızın görevi bırakmaya ilişkin kararını bir kez daha gözden geçirmesi talebimizi ve dileğimizi hemşehrilerimiz adına ifade ediyorum dedi.